Bey, bir mütəxəssis kimi, peşəkar kimi Azərbaycanın kosmik sahədə potensialını necə qiymətləndirirsiniz və sizcə bu potensialdan kifayət qədər istifadə edilirmi bugün? Şimdi hem Azerbaycan'ın hem de birçok Türk Cumhuriyeti'nin, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin ciddi bir birikimi var. Özellikle temel bilimler dediğimiz sahada, astrofizikte, astronomide, bununla ilgili olan sahalarda çok ciddi birikimleri var. Güzel ilim adamları var. Türkiye'mizde de müşterek çalışmalar yapan, yapılan projeler yapıldı, oldu. Ben de biliyorum, bazılarını da tanıdım. Bu manada gerçek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ancak tesisler noktasında hangi safhada olduğunu çok net bilmiyorum. Geldiğimde inşallah ziyaret edeceğim, göreceğim. Beraber gezeceğiz o tesislerimizi ve orada kapasiteyi daha iyi görmüş olacağız. Ama kapasite ne olursa olsun geliştirmek için çalışmak bizim elimizde ve bunu yapmamız lazım. Bizde de, Türkiye'de de belli bir kapasite var ama yeterli görmüyoruz. Yeterli değil. Dünya ile rekabet etmemiz lazım. Bakın şunu net söyleyebilirim. Bu çok önemli bir konu. Benim bir sözüm var. Bunu ben slogan olarak geliştirmiştim. Çok bizde kullanılıyor. Uzayda, yani kozmik alanda, kozmosta izi olmayanın dünyada sözü olmaz gibi bir sözümüz var. Bu çok önemli. Yani biz eğer uzayda yoksak çok yakın bir zamanda dünyada da bize söz hakkı tanımayacaklar. Dolayısıyla bu gelişmelerin, bu hamlelerin dışında kalmamız söz konusu değil. Zaten iki ülkemizin cumhurbaşkanları, cumhurreisleri, hem İlham Aliyev cenapları, hem Recep Tayyip Erdoğan cenapları gayet sıkı bir işbirliği içerisindeler. Her konuda güzel bir dayanışma var. Bunu uzay sahasında da, uzay kozmik sektörde de geliştirmek istiyoruz. Bunun için hem Azerbaycan'ın kapasitesini hem Türkiye'nin kapasitesini en doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Serdar Bey, inşallah Azerbaycan'a ne zaman geleceksiniz? Planlanan tarih önümüzdeki hafta. Eğer bir aksilik olmaz ise 17, 18, 19. günlerde fevralin orada olacağız. Öyle planlıyoruz.